İngiliz haber ajansı Reuters'ın son dakika ibaresiyle aktardığı haberde, Amerika önderliğindeki ve omurgasını terör örgütü PKK, PYD-YPG'nin oluşturduğu koalisyon sabaha karşı bir askeri operasyon gerçekleştirdi. Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu'ndan Yusuf Hamit, Reuters haber ajansına konuştu. Türkiye'nin desteklediği güçlerin kontrolüne düzenlenen askeri operasyonun Amerika'nın bu bölgeye yaptığı ilk operasyon yorumu yapıldı. Hamit, şu an durum çok belirsiz. Tamamlanan operasyon Alhumaira bölgesine, yani Türkiye sınırına çok yakın. Amerika yapımı Chinook ve Black Hawk helikopterleri yer aldı. Bu Suriye milli güçlerinin alanlarına yapılan Amerika'nın ilk askeri helikopterle operasyonu dedi. Reuters'a konuşan kaynaklar operasyon sırasında çatışmaların yaşandığına da dikkat çekti. Öte yandan haberde Amerika destekli güçlerin helikopterle indirme yapmadığını ve geçmişte bölgede dronlarla saldırı düzenlediğini de hatırlattı. Operasyondan dakikalar sonra ise bir açıklama Amerika'dan geldi. Yapılan açıklamada bölgede IŞİD'in üst düzey isimlerinden birinin yakalandığı duyuruldu. Açıklamada yakalanan kişinin deneyimli bir bomba uzmanı olduğu ve terör örgütünün Suriye'deki üst düzey liderlerinden biri olduğunu tespit ettik. Operasyon sırasında hiçbir sivil yaralanmadı denildi. Amerika Şubat ayında benzer bir helikopterli operasyonu İdlib bölgesinde gerçekleştirmiş ve IŞİD'in lideri Kureyşi'yi öldürmüştü. 2019'da öldürülen IŞİD'in kurucusu Bağdadi'nin ölümünden sonra Kureyşi terör örgütünün başına geçirilmişti.